Selamlar. Bugün sizlerden sıkça gelen bir soruyu yanıtlamak istiyorum. Ee, bu özellikle beyaz yakalılar için özgürlük yolu videosu yayınladıktan sonra e, sık aldığım sorulardan bir tanesi. Hocam ne iş yapmalıyız? Biz hangi işe girişmeliyiz? Yani bunu tabi sizden daha iyi bilmem mümkün değil ama işe iki farklı açıdan bakmak mümkün. Bir tanesi sizin karakteriniz, hayattaki hedefleriniz. Bir tanesi de pazar. Karakter ve hayattaki hedefleri biraz sonraya bırakalım ama gelin bugün iyi bir iş fırsatı yakalayıp yakalamadığınızı pazar tarafından bakarak gelelim. Çünkü ne fikriniz olursa olsun ve ne kadar iyi çalışırsanız çalışın eğer seçtiğiniz pazar, seçtiğiniz müşteri kitlesi doğru bir kitle değilse başarısız olacağınız %100. O yüzden e, bu girişimcilik yolculuğuna çıkarken belki içeriden dışarıya yani ben kimim, yeteneklerim ne, becerilerim ne, ne istiyorum diye bakmaktan ziyade biraz dışarıdan bakmak da yerde olabilir. Yani pazar, doğru pazarı nasıl seçerim ki nispeten daha kolay bir yolculukla e, başarılı bir girişim kurabilirim. Hangi pazarlarda fırsat daha fazla. E, o yüzden gelin buradan bakalım meseleye. Şimdi birincisi benim kendi yatırımlarımda da en çok baktığım konulardan bir tanesi. Bir girişimci olarak da düşündüğüm temel konulardan bir tanesi. ilk kriter pazarın ebedi bir pazar olması. Ebedi. Ne demek ebedi? Yani 100 yıl önce de var olan, 100 yıl sonra da var olacak pazarlar. İşte akla gelen örnekler. Yeme içme değil mi? Hiç zaman bitmez. Yani insanlar karınlarını doyurmak isteyecekler. Eğlence. İnsanlar ne olursa olsun eğlenmeyi istiyor olacaklar. Eğitim, benim için olduğum pazar hiçbir zaman bitmeyecek. Ben e, kurumsal pazar, e, kurumsal eğitim tarafında uzmanlaşmış durumdayım. Büyük kurumların eğitim ihtiyaçları hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü şirketler sürekli olarak yeni pazarlara giriyorlar. Yeni işler yapmaları gerekiyor. Yeni beceriler kazanmaları gerekiyor. O yüzden de bu pazar hep var olacak bir pazar. Buna karşın bir de böyle moda pazarlar var. Yani ne bileyim. Bir ara işte e, şu aralar galiba çok popüler lokma işleri. Her yerde bakıyorum lokma tezgahları açılıyor. Ben bunu mesela kalıcı bir iş olduğuna inanmıyorum. Aralarında belki bazı çok iyi lokasyonu seçenler hayatlarına devam edecekler. Geri kalan çoğu yok olacak. Neden? Moda olmakla beraber lokma ağır, sağlığa, zararlı ve bıktırıcı bir tat aslında. Ve bundan dolayı da daha evvel de böyle şeyler çok oldu biliyorsunuz. Bir ara her yer kumpir tezgahlarıydı. Sonra bir ara her yer sosis sandviç tezgahları oldu bir süre sonra bunlar geçiyorlar. Veyahut da böyle daha işte sanatla meslekleri işleri birleştiren işler. İşte patchworkler vesaire. Bunlar genelde bir ara moda oluyorlar ama sonraları pek gelmiyor. O yüzden seçtiğiniz işin kalıcı, ebedi bir iş olması, ebedi bir tüketici ihtiyacı olması benim birinci kriterim. Bir numara ebedi olmak. İki numaralı kriterim müşterinin gerçekten acil ve önemli bir işin çözüyor olmak. Ne demek bu? İşte bebek bekliyoruz. Biz belki biliyorsunuzdur benim ilk çocuğum o bir yaşına geldi. O günleri biraz unuttum ama bebeklerimiz bir var ağlarlar. Ve uyumaları sorun olur. Mesela ben eminim bebeğimiz doğduktan sonra bu ağlama ve uykusuzluk günleri başladığında bebeğin ağlamasını giderecek, onun uyku düzenini sağlayacak bir şeye her türlü parayı kaynağı harcamaya hazır olurum. Yani o sıralar müşterilerinizin ne zorluyorsa hayatlarında, ne onları tüketiyorsa, yoruyorsa orada onlara bir çözüm getiriyor olmak hakikaten işe yarar. O yüzden müşterimin büyük derdi ne, büyük ihtiyacı ne, ona acı veren ve para ödeyeceği, çok çabuk razı olacağı şey nedir'e yatırım yapıyor olmak genellikle daha karlı sonuçlar üretebiliyor. O nedenle çok güzel ve yüce meslekler olmalarına rağmen müzik hocaları mesela bu evlere gelip gelen ders veren müzik hocaları çoğu zaman pek iyi para kazanamıyorlar neden çünkü acil bir ihtiyaç değil o yüzden acil ve önemli işler genellikle daha iyi pazarlar oluşturuyorlar bir tane örneğini vermeye çalıştım üçüncü bir iyi pazar iyi bir pazar tüketici hevesinin yüksek olduğu pazarlar tüketicinin Para harcama hevesinin yüksek olduğu pazarlar. Gide bebekten örnek vereyim. Yakın zamanda yaşayacağız inşallah. Dün bir mağazaya gittim. Bebek ürünleri satıyor. Şimdi ismini vermeyeyim ama muazzam mağaza. Yani inanılmaz çeşit var falan. Saatlerce çıkamadık. İnsanlar bazı durumlarda para harcamaya çok hevesli oluyorlar. Bebek beklerken harcanan para böyle bir şey. Ben daha evvel çocuğum olmasına rağmen ve tecrübeli baba olmama rağmen dün yine dükkanda... Hafif sapıttım açıkçası. Olmadık, şeyler satın aldık. Bu tip bazen insanların para harcamaya çok hevesli olduğu anlar var. Yani evlilik bunlardan bir tanesi, çocukların okul seçimi bunlardan bir tanesi, hanımlar için bakım güzel gözükmek bunlardan bir tanesi, mesela erkekler için işte bu saat çok moda, pick-up kamyonetler alıp onları süslemek bunlardan bir tanesi. Yani insanların çok ciddi bir problemi veya ihtiyacı değilse bile para harcamaya hevesli oldukları alanları seçmek, Genelde uzun vadede iyi gelir yaratıyor, güzel büyüme fırsatları yaratıyor. Sonra başka güzel bir kriter ihtiyacın kendini tekrarlıyor olması. Yani ne demek ne bileyim ben mesela evin tamiratı yani bu çok kendi sık tekrarlayan bir şey Evin boya badanası işte iki yılda bir, üç yılda bir yaptığımız bir iş. Ve pek çoğunuz o iki üç yılda belki badanacınızı unutmuş oluyorsunuz. Yani o zavallı badanacı size mükemmel bir hizmet de verse bir dahaki sefere kadar onu unutmuş oluyorsunuz. Ve o mükemmel hizmeti vermekten dolayı sizi uzun vadeli müşteri olarak elde tutma şansı az. Ve zaten 3 yıl beklemesi gerekiyor ki size bir daha bir iş yapıyor olsun. Değil mi? O yüzden süper bir girişimcilik fikri olmayabilir. Buna karşın sık tekrarlayan bir ihtiyaç bulursanız ve müşteri için bu sık tekrarlanan ihtiyaçta hem para harcamak konusunda elip olsa hatırlayın bayanlar için mesela bakım kuaförlük o yüzden her zaman geçerli meslek bence ve önemli bir ihtiyaç ise güzel gözükmek önemli bir ihtiyaç. Bu durumda para kazanmak, başarı elde etmek konusunda daha da işiniz kolaylaşmış oluyor. Benim dört tane çok sevdiğim alan bu. Tekrar hatırlayalım. Birincisi en önemlisi pazarın ebedi olması, uzun vadeli bir pazar olması. İkincisi müşteri açısından acil ve önemli bir ihtiyacı yakalıyor olmak ve ona bir çözüm getiriyor olmak. Üçüncüsü, müşterinin para harcamak konusunda hevesli olduğu bir pazar olması. İşte bebek öteberleri pazarı gibi. Dördüncüsü de, müşterinin sık tekrarlanan bir ihtiyacını buluyor olmamız. Bunların üzerine ekleyebileceğim beşinci en önemli konu ise, para harcamaya hazır müşterilerin olduğu bir pazar olması. Şimdi biz sık sık üniversitelerde böyle girişimcilik yarışmaları falan düzenliyoruz. Orada tabii üniversite öğrenci arkadaşlar kendi ihtiyaçlarına yola çıkarak hep böyle öğrencilere satılacak ürünler, hizmetler geliştiriyorlar. Fikirler güzel, sorun şu ki öğrenci kesiminin çoğunda para olmuyor. Para olmayan bir kesimden para kazanmanın yolları bulunur mu? Bulunur ama biraz daha hayatını zorlaşıyor olur açıkçası. Ne bilmiyorum. Benim kriterlerim bunlar. Bu tip işlere inanıyorum, seviyorum. Bir fikrin bütün bu kriterleri yerine getirmesi biraz zor içlerinden bazı kriterleri yerine getiriyor olabilir. Veyahut da çok hani niş deniyor ya böyle çok küçük bir pazar ama çok para harcamaya hazır bir pazarda böyle daracık bir kitle bulursunuz. Mesela benim yurt dışı seyahatlerine sık sık başvurduğum bir seyahat ajansı var. Dünyanın ekstrem yerlere insanları götürüyorlar. Kitle daracık pazar küçücük ama para harcamaya hazır bir kitle ve oradan kazanıyor. Yani böyle istisna işler bulunabilir ama bence şu demin saydığım kriterler genelde Doğru işi seçmek konusunda size yardımcı olacak kriterlerdir. Evet. Ee, her zamanki gibi umarım video hoşunuza gitmiştir, podcast hoşunuza gitmiştir. Gitmişse paylaşın, like edin. Daha çok insan izlesin. Ee, kanallarımı iyi olursanız ayrıca süper memnun olurum. Yakın zamanda yine bir videoda görüşmek üzere diyorum, bir podcastta görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.